Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bir hafta aradan sonra tekrar beraberiz. Bu hafta mutluluğu ele almak istedim. Geçen hafta farkındalığı ele almıştık. Öncelikle mutlulukla ilgili bir şeyler karaladım geçen hafta. O şiirimle başlamak istiyorum. Mutluluk nedir? Mutluluk, hayatında olan ya da olmayan ne varsa olduğu gibi kabul etmektir. Geleni görmek, gideni savmak, seveni sevmek, kendine gülmektir mutluluk. Bazen bir gözyaşı, bazen bir dert başı, bazen can yoldaşı, bazen de ilaçtır mutluluk. Mutluluk, baktığın gözde, girdiğin gönülde, ruhunun içinde, aldığın nefestir mutluluk. Arama uzakta, sanma ki dışarıda, güzel bir bakışta, kalbinin atışındadır mutluluk. Evet, geçen hafta yazdım bu şiirimi. İyi de denk geldi konumun üzerine. Evet, bu hafta şimdi bana göre mutluluk bir seçimdir aslında. Yani sabahleyin uyandığımızda mutluluğu ya da mutsuzluğu seçeriz. Bu bizim seçimimizdir. Yani başımızda gelen ne varsa, tabii ki başımızda olaylar olabilir, dertler olabilir, sıkıntılar olabilir. O olaylara karşı bakış açımızdır aslında mutluluk. Yani olaylar olduğu gibidir ama bizim ona nasıl baktığımızdır, nasıl yorumladığımızdır. Bu şuna benziyor. Mesela iki kişi var, gözleri miyop, iki derece. İkisinin de gözlüklerinin derecesi aynı. Ama birinin gözlük camları çok kirli, işte çamurlu ama diğerinki berrak. Şimdi gözünde gözlük olan, o tip kirli, pisli gözlüğü olan birisi baktığında derecesi aynı olduğu halde diğeriyle nasıl görür? Dışarıyı baktığı yeri kirli, puslu, karanlık görür. Ama diğeri camları temiz olduğu için parlak ve berrak görür. Sisli görmez. Halbuki göz dereceleri aynıdır, gözlük aynıdır, şahıs aynıdır, derece aynıdır, miyopluk aynıdır. Ama oradaki tek fark, birisi kirlidir, birisi temizdir. Yani burada yapacağımız tek şey camlarımızı temizlemek aslında. Yani bakış açımızı değiştirmek. Biz bakış açımızı, olaylara olan bakış açımızı değiştirdiğimizde mutluluk da az çok bizi bulacaktır. Aslında şöyle bir olay. Birçok insan mutlu olduğunun farkında olmadan mutsuzdur aslında. Mesela işi vardır, eşi vardır, çok güzel bir yuvası vardır. Ama seçiminden dolayı mutsuzdur. Halbuki mutlu olmak için her türlü şeyi vardır. Her türlü ortamı vardır. Ama mutsuzluğu seçtiği için aslında mutsuzdur. Tercih ettiği için. Ve bir ömürde o tercihinin sonuçlarını yaşar. O yüzden olay ne olursa olsun aslında mutluluğu tercih etmeye çalıştığımızda az çok mutluluk da bize yaklaşacaktır. Yani uzağımızda kalmayacaktır. Başka mutlulukla ilgili mesela şöyle bir benzetme yapmıştım mutlulukla ilgili. Mutluluk ya da duygularımız mevsimlere benzer. Şimdi mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Arka arkasına biri gider, biri gelir, biri gider, biri gelir. Yazdan sonra kış gelir, kıştan sonra yaz gelir. İşte duygularımız da böyle. Yani mutlu olduğumuzda arkasından mutsuzluk gelebilir. Mutsuz olduğumuzda da arkasından tekrar mutluluk gelecektir. Yani mutluluk gittiğinde tekrar gelir, mutsuzluk gittiğinde de arkasından tekrar mutluluk gelir. Yani hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Hiçbir duygu sonsuza kadar devam etmez. Mutluluk da sonsuza kadar devam etmez. Mutsuzluk da sonsuza kadar devam etmez. O yüzden dediğim gibi nasıl mevsimler ardı ardına geliyorsa devinim şeklinde, çünkü tabiatta her şey zıttıyla var olmuştur. İşte artı, eksi dengesi, med, cezir dengesi, iyi kötü dengesi, güzel çirkin dengesi, soğuk sıcak dengesi, mutluluk mutsuzluk dengesi. Çünkü eğer mutsuzluk olmasa mutluluğun mutluluk olduğunu bilemeyiz. Yani o duygunun ne olduğunu bilmemiz için mutsuzluğu bilmemiz gerekiyor, yaşamamız gerekiyor. Bazen de şey diyoruz, yani mutsuz olduğumuzda hani o bizden gitmeyecek gibi zannediyoruz. Halbuki duygular geldiğinde her duyguyu yaşamamız gerekiyor. Olduğu gibi yaşamamız gerekiyor. Yani mutsuzluğu da, depresifliği de, hüznü de, kederi de dibine kadar yaşadığımızda
Çünkü hiçbir duyguyu yaşamadan, tam olarak yaşamadan o bizden gitmez. Gitmez. Yani o duygulara yapışmamak gerekiyor. Yani mesela şuna benzetiyorum ben duyguları aslında bir şekilde. Evimize gelen misafirler gibi. Şimdi misafire biz yapışıp kalır mıyız? Hayır. Geldiği zaman misafirdir, ağırlarız. O en güzel şekilde ağlarız, sonra çeker gider. İşte duygularımızı da aynı şekilde. Geldiğinde tekrar gideceğini bilsek, hani mutsuzluğun da, kederin de, hüznün de tekrar gideceğini bilsek, o kederlerimize çok fazla kederlenmeyiz. Bu şuna benziyor. Gökyüzündeki o duygular aslında bulutlara benzer. Bulutlar gelir gider, gelir gider. Ama gökyüzü orada baki kalır. İşte biz gökyüzü gibi olduğumuzda o duygularımız bulutlar gibi gelir gider. Bir gün gök gürültülü sağanak yağışlı olur o gökyüzü. Kara bulutlar kaplar. Bir gün güneşli olur. Zaten en güzel güneşler de o en karanlık, en heybetli yağışlardan sonra gelmez mi? O kadar parlak bir güneş açar ki ardından biz bile şaşırırız. İşte hani derler ya, en derin, en güzel işte kahkahalar, en güzel gülüşler, en de derin kederlerden sonra gelir. En derin gözyaşlarından sonra gelir, o gökyüzünün bulutlarda olduğu gibi. En güzel yağmurlardan sonra en güzel güneş açıyor aslında. O yüzden o yağmura bir sabretsek, o heybetli yağmura sabretsek, arkasından güneşin geleceğini biliriz. Ki mutlaka gelecektir. Yani duygularımız gelip geçicidir. Kalıcı değil. Kalıcı olmadığını bilirsek, ona yapışmazsak, ona tutunmazsak, mutluluğumuza da tutunmamalıyız, mutsuzluğumuza da tutunmamalıyız bana göre. Yapışıp kalamayız. Yani bu şuna benziyor. Eve gelen misafire ya ne olur gitme, sürekli bende kal diyebilir miyiz? Hayır. Mutluluğumuz da sürekli bizde kalamaz. Mutsuzluğumuz da sürekli bizde kalamaz. Hani eğer dersek ki mutluluğun bir sırrı var mı? Bana göre mutluluğun bir sırrı yok. Niye? Çünkü mutluluk göreceli bir duygudur. Kişiden kişiye değişir. Bana göre farklıdır mutluluk. Ben başka bir şeyden mutlu olurum. Ben mesela kitap okumaktan mutlu olurum. Öbürü kitap okumaktan nefret eder, mutlu olmaz. Öbürü film izlemekten ya da dışarıda gezmekten mutlu olur. O yüzden tek bir şey, işte şunu yapın, atıyorum ki ben diyebilir miyim ki beni mutlu eden bir şeyi sen de bunu yap, sen de mutlu olsun. Hayır, bu doğru olmaz. Yani kitap okuyun, mutlu olursunuz. Ama o benim kavramım, o benim mutluluk tanımım. Görecelidir. O yüzden tek bir sırrı olamaz. Tek bir madde madde işte mutluluğun sırları. Tamam, yakın bir tanım olabilir. Genel geçer bir tanım olabilir. Ama kesin bir tanım olamaz. Mutluluk bir sırdır. Mutluluk kesinlik içermez. Herkese göre farklılık içerir. O yüzden mutluluğu dediğim gibi kesin bir şey olarak düşünürsek yanılırız. Ya da aramaya çalışırsak yanılırız. Mutluluk aranacak bir kavram da değil çünkü. Mutluluğu aradığımız müddetçe o bizden kaçacaktır. Mutluluk bütün yaşamımız boyunca yaptığımız şeylerin toplamıdır aslında. Başımıza gelen şeylerin. İyisiyle, kötüsüyle, hüznüyle, kederiyle. Ama şöyle dersek ki, mesela hani toparlayacak olursak madde madde yine de hani sır verilmiyor gerçi mutlulukta ama mutluluğa sebep olan şeyler ufak tefek. Bunları not aldım madde madde. Madde çok uzun ama kısaltmaya çalışacağım kendimce. Bunları yaptığımızda genel çerçevede genel kişiler için mutluluğa yaklaştırdığı kanıtlanmış mesela. Mutlu olmanın yolları şeklinde. Birincisi şey demiş, arzusuz ol. Evet, arzuyu yok ettiğimizde, arzularımızı, isteklerimizi en azami düzeye indirdiğimizde bu bize mutluluğu getiriyor. Herkes için geçerli bu. Çünkü arzularımız sonsuzdur, isteklerimiz sonsuzdur, bitmez. Sonsuz istekler de bize mutsuzluk getirir. Arzuyu ne kadar indirirsek o kadar mutlu oluruz. İkincisi, etrafımıza karşı beklentisiz ol demiş. Ne kadar beklentisiz olursak bu eşimize karşı, çocuğumuza karşı, akrabalarımıza karşı, arkadaşlarımıza karşı, dostumuza karşı ne kadar beklentiyi azaltırsak o kadar mutluluğu yakalayabiliriz. Çünkü beklenti oldukça mutsuzluk artar. İstediğimiz yerine getirilmediğinde mutsuz oluruz tabii ki. Üçüncüsü karşılıksız iyilik yap demiş. Karşılıksız iyilik yapmak bilimsel olarak da kanıtlanmış mutluluğu artırdığı.
hani karşılık beklemeden, ben buna yaptım ama bana ne yapacak acaba, yapar mı diye düşünmeden iyilik yapmak mutluluğu artıran unsurlardan birisi. Mutluluğu arama demiş, ararak bulunacak. Tabii ki. Yani aslında şey demiş, burada Viktor Frankl'in bir sözü vardı, çok hoşuma gitti. Mutlu olamayışımızın tek nedeni mutluluk arayışının kendisidir demiş. Yani o arayışın kendisi, mutluluğu arayışımızın kendisi mutsuzluğa sebeptir. Mutluluğu aradığımızda zaten mutsuz oluyoruz. Mutluluk aranmaz, mutluluk bir son değildir. Mutluluk bir yolculuktur. Bana göre maddelerden biri de aslında en önemlisi bu, kendimce çıkardım ben. Mutluluğu amaç edinmemek. Yani mutluluk bir hayatımızda amaç olmamalı, araç olmalı. Mesela sinemaya gidiyoruz. İşte sinemaya, tiyatroya, gezmeye eğer mutluluk amacıyla gidersek bu bize mutsuzluk getirir. Çünkü sinemaya gittim mutlu olayım, mutlu olmalıyım diye şartlandırırsak mutlu olmadık ne olacak? Hayır. Gideriz ama sonucunda mutlu olursak ne ala. Ama mutlu olamazsak da bu bizim için sorun teşkil etmemeli. Yani amaç olmamalı. Bir yere gitmek, işte gezmek, görmek, bunlar amaç olmamalı hayatımızda. Araç olmalı. Mutlu olabilmek için araçlar olmalı. Çünkü bunun sonu yok. İşte ben sinemaya gideyim de, gezeyim de, göreyim de, her gün bir plan yapayım, her gün dışarı çıkayım. Bu sonsuz olur yani. Geri geldiğinde evde kendi yalnızlığımızla da mutlu olabilmeliyiz. Kendi tek başınalığımızla da, kendi varoluşumuzla da, özellikle o yalnızlığımızla mutlu olursak, biz kendi varoluşumuzla mutluysak zaten etrafımıza gelen insanlar da bize doğru çekilecektir, daha mutlu olacaktır. Çünkü mutlu ve huzurlu bir insanın yanına daha çok insan gelir. Mıknatıs gibi çeker çünkü. Sen içsel olarak mutluysan, dengedeysen çekersin. Mutluluğu dışarıda değil, kendi özümüzde aramalıyız önce. Yani dediğim gibi dışarıda gezmede, sürekli dışarıda aradığımızda bu da şey değil, bu da doğru değil, bu da akılcı değil. Kendi özümüzde, kendi evimizde bulacağız önce. Yani kendi içimizdeki, kendi ruhumuzda bulduğumuz zaman dışarısı zaten çok az bir etken olur. Dışarısı olsa da güzel olur, kremeli pastanın üstüne şey gibi olur, süslemesi gibi olur, olmasa da olur yani. Önce kendinle mutlu olduğunda dışarısının çok bir önemi olmaz. Olsa da olur, olmasa da olur mesela. Ama sadece dışarısı olursa işte bu mutsuzluk getirir. Geçen hafta anlatmıştım, farkındalıklı olmak da mutluluğu getiren unsurlardan birisi. Yani hayatı farkındalıklı yaşama mutluluğu getiriyor. Bu da kanıtlanmış bilimsel olarak. Evet, benim için en önemli maddelerden birisi meditasyon yapmak. Bilimsel olarak meditasyon yapmak serotonin ve diğer işte bütün mutluluk hormonlarını salgıladığı kanıtlanmış yapılan deneylerde. Mutluluğun yolu meditasyon yapmaktan geçiyor. Yani günde en az 10 dakika. Yani 10 dakika, hiç yapamadın 10 dakika. Ama tabii ki yarım saat, 20 ile 30 dakika arası öneriliyor. Günde yarım saat yapılan meditasyonun mutluluk hormonunu, beyindeki mutluluk hormonunu direkt salgıladığı, arttırdığı bilimsel olarak da kanıtlanmış yani yapılan testlerle. O zaman meditasyon mutluluğun yollarından birisi yani bilimsel olarak. 10 dakika çok bir şey değil mi? 10 dakika. Kendine zaman ayır. Bunu ben buraya ekledim. Kendimize zaman ayırmak mutluluğu getiren unsurlardan birisi. Yoğun iş tempomuzda en azından 10'ar dakikalık hayata mola vermek. İşte bir kahve yapıp onun tadına vararak, kokusuna vararak içmek. Her türlü telefonu, televizyonu, iletişimi bazen biraz kopararak kendinle baş başa kalabilmek, 10 dakika, 20 dakika da olsa. Yani o televizyon ve telefon özellikle bizi engelleyen unsurlardan birisi. Sürekli iletişim bombardımanına tutulmak mutsuzluğu getiriyor bazen. Hani günde şey öneriliyor bir de, günde bir saat televizyonsuz, telefonsuz, tabletsiz, dış unsursuz, hiçbir şey yapmadan, kitap dahi okumadan oturmak, kendinle baş başa kalmak. Yani sessizlikle baş başa olmak, bunu becerebilsek işte o unsurlardan, etkenlerden, şu dış dünyadan, telefondan, o da mutluluğu getiren unsurlardan biriymiş. Bedenine iyi bakmak, iyi uyumak, uykunu almak. Günde en az 7 saat uyuyanların diğer az uyanlara göre daha mutlu olduğu kanıtlanmış. Yani günde 2-3 saat, 4 saat uyumak serotonin hormonunu düşürüyor. Yani mutluluk hormonunu. Dolayısıyla uykuyu iyi almak gerekiyor. En az 7 saat.
Kendini ve hayata, bunu da ben ekledim. Kendini ve hayata olan bakış açını değiştir. Eğer biz dediğim gibi o gözlük olayında dediğim gibi bizim gözlük camlarımız kirliyse biz ne yaparsak yapalım karanlık görürüz, pis görürüz dışarıya. Halbuki dışarısı güzel, dışarısında bir sorun yok. Sorun bizde, sorun gözlüklerimizde, sorun bakış açımızda. O yüzden eğer mutlu, sürekli şey halinde mutlu olamıyorsak önce bir bizde bir kusur aramalıyız. Acaba bende ne var? Acaba ne eksiklik var? O, kendimizi o unsurlarda, bazı eksik unsurlarda değiştirdiğimizde, tamamladığımızda, çabaladığımızda mutluluk gelecektir. Yani mutluluk şeydir aslında, oturduğun yerde gelmez bazen. Bazen çalışma ister, bazen çaba ister. Çabalamakla da gelir bazen mutluluk. Kendimizi değiştirmeye çalışmak da bir işte çabalamadır, çabayla gelir. Anı yaşamak, mutluluğun bir şeyi de anı yaşamaktan geçiyor. Yani ne geçmişte ne de gelecekte yaşamak, anda yaşamak. Anda yaşamadığımız zaman hiçbir zaman mutluluğu bulamayız zaten. Mutluluk andadır, şu andadır. Şu andadır. Gelecek çünkü yok, geçmiş de yok, geçmiş de gitti. Ne varsa şu anda var, mutluluk da şu anda yani. Diğer bir madde şükretmek, şükretmeyi bilmek. Yapılan işte bu da araştırmalarda şükreden insanların çok daha mutlu olduğunu, yani elinde işte yatları katları olmasına gerek yok. Elinde olan ne varsa küçücük bir şişe suya daha şükreden insanların, elindekine ufacık bir şeye şükreden insanların çok daha mutlu olduğu kanıtlanmış. Çünkü neye şükredersek, diyelim ki ufak bir mutluluğumuz var, sevincimiz var, ona şükrettiğimizde iki katı geliyor. Ama neye lanet okuyup da neyden şikayet edersek o elimizden alınıyor. Bu böyle. Hayatı kabullenmek, şiirimde de bahsettiğim gibi her şeyi kabullenmemiz gerekiyor. Yani hayatımızda olan iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkiniyle, derdiyle, kederiyle her şeyi kabullenebilmek gerekiyor. Kabul de bir noktada mutluluğu getiriyor. Yani sürekli niye bu benim başıma geldi, niye böyle oldu, niye böyle oldu? Benden dolayı demeyi bilmek gerekiyor. Benden dolayı. Çünkü bizim başımıza ne geliyorsa bizden dolayıdır. Sadece başkalarından dolayı değil. Böyle oldu, o yaptı, bu yaptı, bundan dolayı, ondan dolayı. Hayır, ondan bundan değil. Bizden dolayı, benden dolayı. Bunu kabul ettiğimizde başımıza gelen olaylara da hayıflanmıyoruz işte. Spor yapmak, açık havada günde bir saat yürümek mutluluk hormonunu salgılattığı, bu da kanıtlanmış. Günde bir saat yürümek, normal açık havada yürümek. Bağımlı olma, bunu ben ekledim. Bu benim için çok önemli bir madde. Bağımlı olma, bağımlılık mutsuzluk getirir. Hiçbir şeye bağımlı olma. Eşine, işine, çocuklarına, maddiyata, evine, arabana, ne varsa parana, hiçbir şeye bağımlı olma. Çünkü bir gecede elinden kayıp gidebilir. Yani işte çocukların yanında değil mi? Çocukların diyorsun ki yok ya bu ömür boyu bende. Hayır. Bir gecede yanında olmayabiliyor. Yani tıpkı bende olduğu gibi. O yüzden ben hiçbir şeye bağlanmamayı öğrendim. Bağımlı olmamayı öğrendim daha doğrusu. Eğer çok bağımlı olsaydım ben de o mutsuzluğumla ömür boyu yaşamak zorunda kalırdım. En yakının dahi olsa bağımlı olma. Eşinden ayrılabilirsin, çocuğun gidebilir, paranı kaybedebilirsin, işini kaybedebilirsin. Maddiyat bir yangın yeter. Neye, yani şimdi ben mutluluğumu bunlara bağlarsam aslında hiçbiri kalıcı değil. Hepsi dediğim gibi misafir. Hepsine misafir gözüyle bakarsak, hepsinin gelip, çocuğumuz bile misafirdir biz aslında. Ben bunu çok iyi anladım. Gelip gittiğinde. Eşimiz misafirdir. İşimiz kaybedebiliriz, misafirdir. O yüzden misafir muamelesi yaptığımızda elimizde olanlara hem gönüllerini hoş tutmuş oluruz, hem de eyvallah gideceği zaman eyvallah demesini de biliriz. İşte yapışıp kalırsak o bizi mutsuz eder. Sadece kendine bağımlı olur. Bunda bir zarar yok. Kendine bağımlı olabilirsin. Kendi özüne, kendi ruhuna, kendi bedenine. Çünkü sadece sen varsın. Yani sen misafir değilsin, sen ev sahibisin. Diğer etkenler misafirdir. Ev sahibi kalıcıdır. O yüzden kendine bağımlı olabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Başka kendimize ulaşılamaz hedefler koymak. Bu da bizi mutsuz eder. Tabii ki şimdi benim çok çok uç noktada bir hedef koyup da ömür boyu ona debelenmem, ona ulaşmaya çalışmam bunu mutsuz eder tabii ki. Daha ulaşılabilir küçük hedefler koyduğumuzda ve onlara ulaştığımızda daha mutlu olduğumuz kanıtlanmış. Evet, bu madde de benim için çok güzel. Negatif insanlardan uzak durmak. Negatif insanları değiştiremeyiz çünkü. Hayata negatif bakan insanlardan, o yüzden değiştirmeye çalışmadan, arkana bakmadan kaçacaksın.
uzaklaşacaksın. Negatif insanlar çünkü seni mutsuz etmeye muktedirdir. Fazla fedakarlık yapmak, bunu ben ekledim. Fazla fedakarlık da, ben bunu kendi hayatımda anladım ki, ne kadar fedakar olursan o kadar mutsuz oluyorsun. Çünkü verici oluyorsun. Oradaki fedakar, karlık getirmiyor sana. Kar getirmiyor, zarar getiriyor. Feda etmekten geliyor çünkü. Feda ederek kar edilmez. Feda ederek zarar edilir ancak. Karı umarız ama zarar ederiz. O yüzden fazla fedakar olmamak gerekiyor. Herkesin yükünü taşımamak gerekiyor. Herkesin yükünü taşımak da mutsuzluk getiriyor. Bu şuna benziyor. Mesela çocuğum var, eşim var, arkadaşım var. Herkesinin 10'ar kilo işte sırtında buğday çuvalı var. Benim de var. 10 kilo. Şimdi onları yok sen taşıyamazsın. Yavrum sen küçüktün sen de taşıyamazsın. Arkadaşım sen zayıfsın ben taşıyayım. Eşim ya sen yorulursun deyip hepsini ben alırsam ne olur? 10, 20, 30, 60 kilo eder. Bir de bende 70 kilo. Peki hepsini taşıyabilir miyim o yükleri? Hayır taşıyamam. Altında ben ezilirim. O yüzden herkese ver yükü neyse kendisi taşısın çocuğun dahi olsa. Paylaşıldığında taşıyabilir 10'ar kiloyu ama topladığında kimse taşıyamaz. Kahkaha at demiş. Evet, kahkaha atmak mutluluk hormonunu salgılatan unsurlardan birisi zaten. Günde diyor işte 10 dakika kahkaha atmak ya da işte filmi izlemek, komedi filmler tarzda filmler izlemek mutluluk hormonunu salgılatıyormuş. Tıpkı meditasyonda olduğu gibi yani. O yüzden bazen şöyle de olabiliyor. İşte tamam depresifiz, mutsuzuz. Bedenimizi mesela şu şekildeyiz. Biz bedenimizi önce düzelttiğimizde, dik duruşumuzu getirdiğimizde, hiç çok moralimiz bozuk olsa da, suratımız asık olsa da, zorla öyleymiş gibi yapmaya çalıştığımızda, yani gülmeye gülümsediğimizde, önce bedeni düzeltiriz, duygu arkasından gelir. Biz şöyle diyoruz, önce mutlu olayım, gülümserim arkasından. Hayır, bedenimizi düzeltiriz, diğer duygu durumu arkasından gelir. Biz mutluymuş gibi yaptığımızda beyin öyle algılar, muşunu algılamaz. O yüzden bazen işte kötü olsak da yalandan yüzümüzü böyle yaptığımızda beyin onu sen mutluluğa hazırsın olarak algılıyor ve kendini hazırlıyor. Bir de gördüm ben, geçen kitabımda okudum. Bir nefes alma tekniği, gerçi diğer haftalarda meditasyonu anlatacağım ama orada da belki anlatırım. Bu da günde 10 kere yapıldığında mutluluk hormonu, mutlulukla ilgili olduğu için bunu vermek istedim. Mutluluk hormonunu arttırdığı kanıtlanmış. 10 kere, her fırsatta 10 kere ya da günde bir kere yaptığınızda 10 kere bunu mutluluk hormonu salgılatıyor. Bir parmağımızla bunu çoğu kişi biliyordur, çoğu kişi biliyordur gerçi. Bilmeyenler için göstermek istedim. Tek parmağımızla burnumuzu kapatıyoruz. İkisini de tekrar kapatıyoruz. Bir saniye tutuyoruz. Sonra diğeriyle veriyoruz. Şimdi yaptığımda anlaşılacaktır. Bu şekilde birini kapatıp tutuyorum, diğerinden veriyorum. Birini kapatıp tutup diğerinden veriyorum. Bu şekilde müthiş bir şekilde salgılanıyor. İkincisi bütün vücudun oksijeni tamamıyla aldığı için bedene çok büyük bir zindelik katıyor. 10 kere bu alıştırmayı yaptığımızda bu da bize müthiş bir zindelik ve mutluluk getiriyor. Mutluluk getiren unsurlardan birisi. Başka eklemek istediğim, dediğim gibi mutluluk da her şey kendi zıttıyla vardır. Bunu eklemek istedim. Kendi zıttıyla dengededir aslında. İşte mutluluk da mutsuzluk. Şimdi mutluluğun zıttı nedir? Mutsuzluktur. Eğer bazen mutsuz, hiçbir anda mutsuz olmadığımızda mutluluğun ne demek olduğunu bilmeyiz. Yani ben şunu demek istiyorum. Mutsuz olduğumuzda da niye böyle oldu? Kederlendiğimizde ya niye kederliyim? Onu kabul etmemiz gerekiyor. Bende de mesela oluyor. Geliyorlar bazen böyle bir hafta falan böyle. Bir hafta bir depresif oluyorum, hüzünlü oluyorum. İlginç. Ama en üretken dönemimde en çok şiir de o zaman çıkıyor. Demek ki o da lazım insana. Yani bazen mutsuzluk da lazım bize. Sonsuza kadar mutlu olamayız. O mutluluk sürmez sonsuza kadar. Öyle olsak inanma ondan da sıkılırız. Mutsuz olmazsak mutluluğun nasıl bir şey olduğunu kavrayamayız.
Bana da dediğim gibi bir hafta geliyorlar böyle. Biliyorum ki bu gidecek. O bulutlar misali. Onu kabul ediyorum. Hatta o hoşuma gidiyor. O depresif halim, işte o hüzünlü halim, böyle dokunsalar ağlayacak halim olur çoğu kadında. Erkeklerde de olur. Seviyorum o durumu da. Çünkü biliyorum ki geçecek. O dönemde de üretken oluyorum. Daha duygusal oluyorum. Demek ki vücut için o da lazım. Bazen mutsuzluk da lazım. O yüzden sürekli işte olumlu düşün, sürekli mutlu ol. Bu da doğru değil aslında. Bunu sürekli dayatmak, bazı tamam kişisel gelişim kitaplarında buna dayatıyor. Pozitif düşün, olumlu ol, mutlu ol. Ben böyle düşünmüyorum. Yani hangi duygun varsa, tıpkı mevsimler misali, biz yaz geldiğinde yazı kabul ediyoruz değil mi? Kış geldiğinde kışı da kabul ediyoruz. Sonbahar geliyor, sonbaharı da kabul ediyoruz. Yani sevsek de sevmesek de geliyor. Kabul ediyoruz. Var bunlar. Yok sayamayız. O yüzden bizde de bazen mutlu oluruz, bazen hüzünlü oluruz, bazen romantik oluruz, bazen kederli oluruz, bazen melankolik oluruz. Çok ağır hasta olmadığımız müddetçe tabii. Bu duygularımızı kabul ettiğimizde ve gideceğini bildiğimizde o zaman daha mutluluğu daha şey olur, aramızda olur yani, uzakta olmaz. Çünkü bir son değildir ki mutluluk, kaftağında değil ki. O yüzden o hüznümüzü, kederimizle dibine kadar da yaşamalıyız aslında. Yani bu kuyuya düştüğünde dibine kadar inmezsen o sert zemine çakılıp tekrar yukarı çıkamazsın. O zemine kadar inmen gerekiyor yani. Onları yaşa, onlardan hayıflanma. O sürekli olumlamaya zorlamak da doğru bir şey değil çünkü bana göre. O yüzden ne varsa olduğu gibi yaşa, mutluluğunu da yaşa, mutsuzluğunu da yaşa, kederin de, hüznünü de. Hiçbir şeye kendini tamamen şartlama. Bu şartlanmışlık da bizi mutsuz eder aslında. Dediğim gibi mutsuzluk olmadan mutluluğu da bilemezsin. O yüzden geldiğini kabul et ve yaşa. Asıl mutluluğun sırrı bu bence. Yani her duyguyu olduğu gibi yaşamak. Evet, bu hafta da bu kadar. Çok bu mutluluk konusu çok uzun, çok kısaltmaya çalıştım ama sığdırmaya çalıştım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalmaya çalışın. Thank you.